Ben o zamanlar, bak bir Berkay'a dakika, emanet. hikaye anlatacağım. 2000 2008 sanırım, o zamanlar Palantis diye bir tane web browser oyunu oynuyoruz. O-Game gibi bir oyun. Bayağı bir ortamımız var. Yani bir guildimiz var. O guildda inanılmaz bir, o tip oyunlar oynayanlar bilirler. İnanılmaz bir görev dağılımı var. Ben de askeriyeden sorumluyum guildda. Şu saatte şuna dalacağız, bu saatte buna dalacağız. Planları falan yapıyorum. Askeriyeden ve guildin metal rezervlerinden sorumluyum, tamam mı? Bayağı taşaklıyım yani guildin içinde. Ondan sonra bayağı bir arkadaş grubumuz var oradan, bir 15 kişi falan. İstanbul'a gittiğimde buluşalım abi dediler. İstanbul'a gittiğimde buluştuk abi. Batağa gidelim dediler. Böyle kuytu köşede bir tane şeye götürdüler. Kahveye götürdüler, tamam mı? Kahve de ama böyle şey. Hakikaten böyle bıyıkları böyle sigara dumanıyla dolmuş dayıların bulunduğu bir kahve, tamam mı? Ben zannediyorum ki böyle hani biraz daha modern bir yere gideceğiz. Çünkü tipleri görsen, bir tane eleman var böyle metal grubunda çalıyor. Bir tane eleman var İTÜ'de okuyor böyle falan. İşte İTÜ makine falan okuyor böyle, tamam mı? Başka bir eleman var böyle. Yani herkes şey, başka bir eleman var evlenmek üzere. Evli adam var. Çocuğu falan var. Bir gittik abi böyle boş beleş adamların olduğu bir kahve. Tamam mı? Öğlen de kumpir yemiştik. Kumpirin içinde bir şey mi bozuktu? Rus salatasının mayonezi mi bozuktu? Allah belanı. Ortaköy'deki kumpirci orospu çocuğu. Bugün yaşıyorsan hala inşallah cırcırdan dönmezsin kardeşim. Neyse oynadık oynadık oynadık. Ya öğlen yediğim şey böyle midemde bir fokurtular başlattı. Cumburlop cumburlop sesler geliyor midemden. Ulan dedim, bu işin sonu güzel değil. Bu işin sonu iyi değil dedim. Bir şeyler olacak. Kalktım, çaycı böyle dolaşıyordu. Elinde şeyle, tepsiyle böyle dolaşıyordu, goblin gibi amına kodumun çocuğu. Abi çay isteyen var mı abi? Çay çıkıyorum abi. Dedim, pardon tuvalet nerede dedim. Şu tarafa abi dedi. Gittim abi tuvalete. Bir kere tuvalet Alaturka. Bizim hiçbir evimizde, 10 kere falan ev değiştirdik biz. Babam memur, annem memur. Devamlı taşındık hayatımız boyunca. Hiçbir evde Alaturka tuvaletimiz olmadı bizim abi. Tuvalet Alaturka. Şişko bir adamım. Zaten Alaturka tuvalete nasıl sıçacağımı bilmiyorum. Yani bunun trainingini almamışım. Kontrolleri bilmiyorum. Birinci problem bu. İkinci problem, tuvalet kağıdı yok abi. Abi. Abi çok abi. Bir tane Alaturka bir klasik. tane tuvalet tası koymuşlar oraya. Şöyle. Üstünde litresi de var amına koyayım. Götünü yıkamadan önce anladın, ölçüyorsun. Benim götüm sadece 0,85 litre suyla yıkanır. Onu oradan ayarlıyorum. Çizgide bırakıyorum. Tık. Kafası. O şeyi anlamıyorum zaten. Üzerinde hep bir gösterge vardır. Abi ne yapacağım, ne yapacağım? Yapacak bir şey yok. Dedim çök. Çök Ahmet. Çök ve sıç. Kardeşim çöküyorum, arkaya düşeceğim, içine düşeceğim. İçine kim bilir kimler sıçtı. Hangi kamyoncular, hangi işsizler, kimler sıçtı, nasıl hastalıklar var bilmiyorum. Gerildim. Çöküyorum, tam böyle çöküp böyle bu squat'ın komba noktasına geldiğimde böyle bir denge bozukluğu oluyor. Düşeceğim. Abi dedim çökme. Çökme. Ayakta. Abi ayakta. Maşraba o, maşraba. Ha? Aynen maşraba. Ayakta böyle şey yapmaya çalışıyorum. Yavaş yavaş atmaya çalışıyorum. Beceremedim tabii. Çok ayrıntıya girmeyeceğim. Etraf biraz kahverengileşti. Abi. Ben o tuvalete gireli yarım saat oldu tabii şimdi bu kadar çabadan dolayı. Arkadaş kapıya vurdu Yiğit. Ahmet iyi misin oğlum, ne oluyor orada diyor. İyiyim abi, iyiyim falan, ama içeride bir panik anı var, anladın mı? Bir tane kif var ya, her şey kontrol altında. Her şey çok iyi. Etraf patlıyor falan. Abi. Aldım o maşrapayı abi.
Aldım o başrabayı, tuvaleti yıkadım abi bildiğin. Bildiğin tuvaleti yıkadım. Ucunda hafif bir hortum vardı. Hep olur ya böyle çeşmelerde. Ucuna şu uzunlukta bir hortum koyarlar. O hortumu kaldırıyorum. O Aynen. tarafa tutuyorum. Bu tarafa tutuyorum. Şu tarafa tutuyorum. Temizledim abi. Çıktım. İçim rahattı yani. Herhalde benden sonra girenler tertemiz bir tuvaletle karşılaştılar. Bir daha da Alaturka tuvalet gördüğümde yani ölürüm abi. Bağırsağım patlayıp ölmeyi tercih ederim. İmkanı yok. Peki bir soru sorabilir miyim ben? Kendini nasıl temizledin? Kendimi de yıkadım abi. Çıkardım pantolonu, astım. Astım. Ha. O şey de içerideydi, lavaboda. Sabun mabun. Duş aldım resmen orada. Zaten yazdım aman okuyayım. Peki tuvalet kağıdı olmadığını önce mi fark ettin, Tabi sonra tabi fark ettim, plan kurdum önce. Böyle baktım etrafta item ne var, loot ne var diye baktım. Loot da yok, item de yok. Başrafa var abi.